Emlak Web TV'den merhaba, haber özetleriyle karşınızdayız. Yerli ve yabancı yatırımcıların yakından takip ettiği Türkiye gayrimenkul piyasasında konutta balon var iddiaları kafaları karıştırmış durumda. Ancak kâr marjlarının oldukça düşük olduğunu belirten inşaat şirketleri ise bu iddiayı kesinlikle kabul etmiyor. Türkiye gayrimenkul piyasasının gündemine düşen konutta balon var iddiaları yerli ve yabancı yatırımcıların kafasını karıştırıyor. Yatırımcılar karar vermekte zorlanırken inşaat şirketleri ise bu iddiaları kesin bir dille reddediyor. Gayrimenkulde balon olması için en az 15 yıl beklemek gerektiğini söyleyen Dumankaya İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Dumankaya, bugünkü piyasa koşullarında konutta balon olmadığını belirtiyor. Türkiye'de gayrimenkul sektöründe bir balon yok çünkü fiyatlar açısından bakıldığı zaman balon yok. Çünkü arz özellikle de markalı ilk %15'e hitap eden konutlar açısından fazla, talepten birazcık daha fazla. Bu da rekabeti getiriyor. Rekabetin olması da kâr marjının daha düşmesi ve fiyatların dengede durmasını sağlıyor. Türkiye'de bir emlak balonundan söz edilemeyeceğini vurgulayan Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Genel Müdürü Murat Kurumsa, konutu olan ihtiyacın giderek artacağını ifade ediyor. Kurum, kişi başına düşen milli gelirin 2015'te 13 bin dolar seviyelerinde olması öngörülüyor. 75.6 milyonluk Türkiye nüfusunun yaklaşık yarısı 30 yaşın altında. Türkiye'de nüfus artış hızı ise %1. Bu veriler konutu olan talebin artarak devam edeceğini ortaya koyuyor, diyor. Kentsel dönüşüme Bayrampaşa'da hayata geçirdiği Paşador projesiyle destek veren Mutlu İnşaat, bu kapsamda şimdi de Ümraniye Tepe üstünde bulunan Aktaş sitesini yenileyecek. Mutlu İnşaat, kentsel dönüşüm kapsamında MES Turkuaz'la Bayrampaşa'da gerçekleştirdiği Paşador'un ardından şimdi de Ümraniye'de yeni bir projeyi hayata geçiriyor. Tepe üstünde yer alan Aktaş sitesiyle sözleşme aşamasına geldiklerini söyleyen Mutlu İnşaat CEO'su Furkan Hamzaoğlu, projeye 2014 yılında başlayacaklarını belirtiyor. Şu anda kentsel dönüşümle alakalı Ümraniye Tepe üstünde bir adayla görüşüyoruz. Hatta bir tanesinin son sözleşme aşamasındayız. Bitirdik. Aktaş sitesi, Ümraniye Tepe üstündeki Aktaş sitesi. Onunla alakalı da önümüzde 2014 projeler arasında. Ümraniye'de gerçekleştirecekleri projenin tüm ayrıntılarıyla yakından ilgilendiklerini vurgulayan Hamzaoğlu, özellikle lokasyon konusunun satışlar üzerinde etkili olduğunu ifade ediyor. Biz Mutlu İnşaat olarak kaliteden ödün vermediğimiz için dolayısıyla bizim yaptığımız projelerin merkezi konumu çok önemli olması gerekiyor. Çünkü yani daireye harcanan, metrekareye harcanan birim fiyatın bize satış olarak geri dönmüş olması gerekiyor. Dolayısıyla biz merkezi konumdan, iyi lokasyondan hiçbir zaman ödün vermiyoruz. Projelerimizi hep bu lokasyonlara, bu ölçütlere göre seçiyoruz. Projelerimizin lokasyonlarını. Dolayısıyla Ümraniye'de bizim için doğru bir yer, doğru bir lokasyon. 181 konut ve 50 ticari alandan oluşan Paşador projesinde ise temel atma aşamasında olduklarını belirten Furkan Hamzaoğlu, teslimlere Nisan 2015'te başlayacaklarını söylüyor. Şu anda temel aşamasındayız. Hızlı bir şekilde inşaat devam ediyor. Orada da talep iyi. %30 oranında satış grafiğindeyiz şu anda. 2015 Nisan gibi teslim etmeyi planlıyoruz dairelerimizi. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'yla Özülke Özkar Ortak Girişimi'nin hayata geçirdiği Bulvar İstanbul projesi görücüye çıktı. Başakşehir Ayazma'da yükselen ve 1 artı 1'den 6 artı 1'e kadar farklı seçeneklerin yer aldığı proje toplam 1555 konuttan oluşuyor. 10 yılda 75 bin konut inşa eden Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Özülke Özkar Ortak Girişimi ile Başakşehir Ayazma'da yeni bir projeye başlıyor. 110 bin metrekare arsa üzerinde yükselecek Bulvar İstanbul, 2 etap ve 1555 konuttan oluşacak. Projede 14 ticari alan, bir cami ve okulun da yer alacağını belirten Özülke Özkar Ortak Girişimi Yönetim Kurulu üyesi Bilal Aydoğan, Bulvar İstanbul'da peyzaj alanlarının öne çıkacağını söylüyor. Bulvar İstanbul projemiz 2 etaptan oluşmaktadır. Bu etaplarımızda en çok yaşanabilir mekanlara, peyzaj alanlarına daha çok ağırlıklı ön planlara çıkardık. Blokların birbirlerini işte gölgeleme ve rüzgar açılarına baktık. Ortada kalan bloklarımızı daha az katlı yapıp daha böyle büyük bir meydan havası içerisine vermeye çalıştık. Zaten ismi de oradan oluştu. İki etapın ortasında koca bir meydan şeklini aldı. 1 artı 1'den 6 artı 1'e kadar farklı konut seçeneklerinin sunulduğu projede metrekare fiyatları ise 2100 TL'den başlıyor. Ortalama daire fiyatlarımız 2400 civarında başlayıp
2100'e ve 2800 bandına çıkan dairelerimiz var. Şimdiye kadar 4+1 daireler ağırlıklı olmak üzere 400 ön satış gerçekleştirdiklerini söyleyen Bilal Aydoğan, projeyi 30 ay içinde teslim edeceklerini belirtiyor. Gelişmeleri aktardık. Yarın yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.